Merhabalar, iyi akşamlar. Tekuzen ve onlinepsikoloji.com ortak yayınından herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben psikolojik danışman, psikoterapist Sinan Hoşgör. Son günlerde yaşadığımız o üzücü olay, Kahramanmaraş merkezli deprem ve 13 ilimizi, 13 milyon vatandaşımızı, 10 ilimizi direkt olarak etkileyen, hepimizi de aslında derinden etkileyen o deprem sonrası hayata nasıl tekrar adapte olabiliriz, günlük yaşamımıza nasıl dönebiliriz, onları konuşuyor olacağız. Tabii öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek, hepimize de sabırlar dileyerek başlıyorum. Evet, yaşadığımız bu olay büyük bir deprem, yüzyılın afeti dediğimiz çok büyük bir deprem. Hepimiz için bir travma etkisi yarattı ve travma diye her yerde eminim bugünlerde fazlasıyla duyuyoruz hepimiz. Peki ne demek travma? Travma ne demek? Önce biraz ona bakalım. Travma dediğimiz şey aslında bizim ruhsal yapımızın kaldıramadığı, sindiremediği her şeyi biz travma olarak adlandırıyoruz. Yani anlamlandıramadığımız ve ruhsal yapımızın ne olduğunu anlayamadığı, ruhsal yapımızın kaldıramadığı her şeyi travma olarak adlandırıyoruz en basit ifadesiyle. Bu bir deprem olabilir, sel olabilir, terör saldırısı olabilir, bir trafik kazası olabilir. Bunlar kişide bir travma oluşturabileceği gibi. Bazen de eşi tarafından aldatılmak, gireceği üniversite sınavına uyuyakalmak ya da hatta işte çocuklukta ebeveyni tarafından sürekli ihmal ediliyor olmak gibi pek çok durum aslında travmaya sebebiyet verebilir. Ve bu travmalar karşısında bizim hepimizin ruhsal kapasitesi birbirinden farklı. Yani biz insanlar olarak, bireyler olarak tıpkı parmak izlerimiz gibi hepimizin ruhsal kapasitesinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla travmadan etkilenme boyutlarımızın da, travmadan etkilenme ihtimalimizin de birbirinden farklı olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Şöyle bir örnek verelim. Yine bu deprem örneği üzerinden gidecek olursak, Japonya'da yaşayan bir vatandaş için 6-7 şiddetinde deprem belki çok fazla bir travmaya sebebiyet vermez. Yani hatta belki sanki yağmur yağıyor, kar yağıyor gibi günlük hayatın bir parçası olarak deneyimlenebilirken biz maalesef en ufak bir sarsıntıyı dahi travma olarak deneyimleyebiliyoruz. Bu da aslında bizim her birimizin ruhsal kapasitesinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu ve travmadan etkilenme durumlarımızın da ruhsal kapasitelerimizle doğrudan orantılı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu yaşanan deprem faaliyeti, afetiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. 13 milyon insanın direkt olarak hissettiğini biliyoruz ve biz o insanların doğrudan travmatize olduğunu söyleyebiliriz. Yani o bölgede yaşayan insanlar o bölgede olmayı o gün değiştiremezlerdi. Ben bu depremi yaşamak istemiyorum, Maraş'tayım ama bu depremi yaşamak istemiyorum, bir travmaya maruz kalmak istemiyorum gibi bir şey söylemek mümkün değil ama bir de dolaylı travmatize olan insanlar var. Yani depremi direkt olarak yaşamamış, bu afeti direkt olarak yaşamamış. Fakat bu depremi yaşayan insanlara şahit olmuş. Onlara belki bir şekilde yardım etmek için yanlarına giderek bizzat şahit olmuş. Ya da belki yüzlerce, binlerce kilometre uzaktan onların haberlerini izleyerek, enkazdan çıkış görüntülerini izleyerek dolaylı olarak travmatize olan da bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü anlatacaklarımız aslında daha çok dolaylı olarak travmatize olan insanların günlük hayata nasıl tekrar adapte olacakları, günlük rutinlerini nasıl yerlerine tekrar getirebilecekleriyle ilgili. Çünkü doğrudan travmatize olan, bu olayı doğrudan yaşayan insanların aslında daha büyük sıkıntılar yaşıyor olabileceğini ve belki de bir profesyonel psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor olduklarını
biliyoruz. Şimdi travmatize olanlarda hangi davranış değişikliklerini görürüz, neleri görürüz? Ben bir taraftan da istiyorum ki sizler de chat bölümüne yazın ve ben oradan görebiliyorum, okuyabiliyorum. Sizlere sormak istiyorum. Neler oldu? Hangi davranış değişiklikleri yaşıyorsunuz? Deprem öncesinde yaşamadığınız ama bugün artık hayatınızı olumsuz etkileyecek anlamda yaşadığınız hangi davranış değişiklikleriniz var? Bir arkadaşımız Maraş'ta bir depremzede öğretmen adayı olduğunu söylemiş. Geçmiş olsun diliyoruz kendisine ve psikolojik destek aldığını söylemiş. Unutkanlık, uyuyamama. Yazan arkadaşlarım yorumlarını şu an okumaya çalışıyorum. Sürekli sallanacakmışız hissi. Sürekli lambayı kontrol etme. Acaba lamba sallanıyor mu diye yine konsantre olamadığını söyleyen arkadaşlar. Korku, uyuyamama, ağlama nöbetleri, irkilme. Korku, endişe. Genellikle mide bulantısı. Genellikle uykuyla ilgili şeyler yazıldı. En çok uykuyla ilgili görüyorum. Evet, uyku problemleri maalesef travmatize olan insanların gösterdiği davranış değişikliklerinden biri. Biz bir olay karşısında travmatize olduğumuzda bazı davranış değişiklikleri gösteririz ki onları şimdi bir süre konuşuyor olacağız. Bu davranışların birkaç günle bir ay arasında sürüyor olmasını bekleriz ve bu süre sonucunda da genellikle kendiliğinden ortadan kalkmasını bekleriz. Eğer kalkmıyorsa bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen travma sonrasında yaşadığımız o bize sıkıntı veren davranış değişiklikleri ortadan kalkmıyorsa artık bir psikolojik yardım almanız gerekiyor demektir. Öncelikle uyku problemleri dedik. Tabii pek çok kimse belki depremin gece vakti oluşundan dolayı daha önceden hatırladığımız yine 17 Ağustos'taki depremin de gece oluşundan dolayı sanki gece uyuduğumuzda her an deprem olacakmış gibi, evimiz başımıza yıkılacakmış gibi bu tarz sıkıntılar yaşadığımızı, hissettiğimizi görüyoruz. Ve uyku problemlerini genellikle ya uykuya hiç girememe, uykuya gidememe, yatak odasına girememe ya da bir şekilde kişi uyusa bile derin uyuyamama. Sanki böyle her an şey gibi, teyakkuzda her an yataktan fırlamam gereken bir şey olacakmış gibi, her an deprem olacakmış da ben çıkmam gerekecekmiş gibi şeklinde görülebilir ya da sık sık uyanma şeklinde görülebilir. Uyuyup gecenin bir vakti derin bir sıkıntıyla birlikte uyanma ve bir kez daha uykuya dalamama şeklinde uyku problemleri olduğunu biliyoruz. Yine eğer travmatize olduysak böyle bir olay karşısındaki doğrudan ya da dolaylı olarak hepimizin hemen hemen travmatize olduğunu söyleyebilmek şu an mümkün. Kabuslar görürüz. Genellikle de tabii kabuslar güvenlikle ilgili güvenliğimizin artık ortadan kalktığı, yani ne demek istiyorum? Evimizin deyim yerindeyse başına yıkıldığı, duvarların kırıldığı artık bu tarz kabuslar görülebilir. Bu da yine travma sonrasında yaşanan normal davranışlardan biri olarak değerlendirilir. Bazı yeme problemleri görülebilir. Pek çok kimse de gözlemlediğimiz şey, hocam artık yemek yiyemiyorum. 10 gündür, 12-13 gündür artık iştahım kalmadı, hiçbir şey yemek istemiyorum. Yemek yapmak bile istemiyorum diye bu şikayetleri de sıkça duyuyoruz ki bu da yine olağan travmatize olmuş insanların yoğunlukla yaşadığı problemlerden bir tanesi. Yine bir diğeri az önce yorumlar kısmında da çokça okudum. Dikkat problemleri, konsantre olamama, kendini bir işe verememe. Şimdi sanıyorum yayını dinleyen birçok arkadaşımız şu an aslında sınav, herhangi bir sınava, üniversite sınavı, ALES, liselere giriş sınavı gibi farklı sınavlara sanıyorum hazırlık aşamasında olan arkadaşlar daha çok şu an yayındalar ve onlar genellikle kendilerinin ders çalışma süreçlerinin aksadığını, derse artık
konsantre olamadıklarını, ciddi şekilde dikkat problemleri yaşadıklarını söylüyorlar. Yine bir süre için bu problemlerin yaşanıyor olmasının gayet normal, gayet insani olduğunu, bunların birkaç günle belki bir ay kadar bir süre içerisinde devam edebileceğini, bir aydan daha uzun süreler devam ettiği durumlarda bir yardım alınması gerektiğini söylüyoruz. Ama pek çok kişide de bir ayı bulmadan bu şikayetlerin belki de birkaç gün içerisinde ortadan kalkabileceğini biliyoruz ki zaten ne yapalım da bu şikayetlerimiz uzun sürmesin, ne yapalım da bu şikayetleri en kısa sürede halledebilelim mi konuşmak için aslında bugün buradayız. Yine içe kapanma gördüğümüz davranış değişikliklerinden biri. Pek çok kişi artık hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani okula gitmek istemiyor, derse gitmek istemiyor, arkadaşlarıyla sohbet etmek istemiyor, günlük rutinini yerine getirmek istemiyor. İçe kapanmış durumda pek çok insanın bu durumu yaşadığını biliyoruz ki bu da yine normal saydığımız durumlardan birisi bugünler için. Bedensel bazı tepkiler görülebilir. Örneğin halsizlik görülebilir, baş ağrıları görülebilir, vücut ağrıları görülebilir. Sanki sırtımıza bir yük binmiş gibi, sanki omuzlarımıza birisi ağır bir yük koymuş gibi bu tarz hisler bedende hissedilebilir, üşüme hissedilebilir. Bunların bir taraftan aslında depremzedelerle ilgili haberleri çokça izlemek, onlarla ilgili acıklı görüntüleri çokça izlemek, o görüntülere çokça maruz kalmak sonrasında artık onlara karşı duyulan empatinin sempatiye doğru dönüşmesi ve onların hissettikleri hislerin bir süre sonra bedenimizde vücut bulma hali olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün pek çok kimsenin sıcacık evinde bile sürekli üşüdüğünü, elinin ayağının hiç ısınmadığını, sırtındaki ağrıların, vücudundaki sanki üstüne yük binmiş gibi ağrıların, yüklerin hiç geçmediğini duyuyoruz. Bu da yine aslında bedenimizin gayet normal olarak verdiği bugünlerdeki tepkilerden bazıları. Sinirlilik ve gergin olma, sürekli gergin hissetme, sürekli insanlarla çatışma, sürekli ya da aralıklı olarak belki öfke patlamaları yaşama. Bunlar da travmatize olan insanların travmatize olduktan sonra bir süre yaşayacağı tepkilerden. Ve bunların dediğim gibi genellikle birkaç gün sürmesini, en fazla da bir ay gibi bir süre içerisinde ortadan kalkmasını bekliyoruz. Peki, travmatize olan insanların bu süreç içerisinde hangi davranış değişiklikleri gösterdiğini söyledik, bunlardan bahsettik. Peki, travmatize olan insanlar, bizler peki nasıl hissederiz? Genelde nasıl hissederiz? Biraz duygularımıza bakalım. Bu anlamda sizlere de şu an yazmanızı istiyorum. Neler hissediyorsunuz? Hangi duyguları hissediyorsunuz? Hangi duygular yoğun sizde? Çaresizlik, korku, endişe, şaşkınlık, hiçbir şey yapamama, çaresizlik, ağlama isteği, öfke, tahammülsüzlük, donukluk, boş vermişlik, umursamazlık, aşırı acı hissetme, hayattan kopmak, üzüntü, buna benzer hisler. Gördüğümüz gibi hepimizde aşağı yukarı aynı duygular var arkadaşlar. Çünkü böyle bir olay sonrası hepimiz bu olaydan etkilendik. Doğrudan yaşamadıysak bile ki belki doğrudan bu afeti yaşayan arkadaşlarımız da şu an yayını dinliyor olabilirler. Doğrudan yaşamamış olan insanların bile travmatize olduğunu, dolaylı olarak travmatize olduğunu ve bazı sıkıntılı hisler hissettiklerini biliyoruz. Ve bu hislerin de bugünlerde yaşanmasının gayet normal olduğunu, zihnimizin bu duyguları da hissetmeye bugünlerde ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Bunlardan biri kaygı duygusu. Kaygı öyle bir şey ki çok çok rahatsız edici bir duygu bizim için. Çünkü bir belirsizlik var kaygıda.
Yani belirsizlik aslında bize kaygıyı hissettiren şey. Oturduğumuz bina sağlam kalacak mı bilemiyoruz. Deprem olacak mı? Bir dakika sonra mı olacak? Bir yıl sonra mı olacak? 50 yıl sonra mı olacak? Bilemiyoruz. Tam bir belirsizlik. Deprem olduğunda binamız sağlam kalacak mı? Evimiz başımıza yıkılacak mı? Evimiz hasar alacak mı? Enkaz altında kalacak mıyım? O sırada evde mi olacağım? Dışarıda mı olacağım? Markette mi olacağım? Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Sevdiğimiz insanlar yanımızda olacak mı? Bunların her biri birer belirsizlik. Geleceği bu anlamda bilemiyoruz ve göremiyoruz. Ve doğal olarak hepimiz bu kaygıyı çok derinden yaşıyoruz. Bugünlerde hepimiz yoğun olarak yaşıyoruz. Yine yoğun olarak hissettiğimiz duygulardan bir tanesi de korku. Çünkü biz beslenme gibi, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızın karşılanmayacak olmasından korkarız. Korku da bizim yoğun olarak yaşadığımız duygulardan. Ve tabii on binlerce insanın hayatını kaybetmiş olması, belki yüz binlerce, milyonlarca insanın çadırlarda yaşayacak zorunda olması, evini terk etmek zorunda kalması, göç etmek durumunda kalması, bunların hepsi bizim için çok büyük bir üzüntü. Ve üzüntü de yine bizim gibi travmatize olan insanların yaşayacağı duygulardan biri. Ve en çok duyulan hislerden bir tanesi de aslında suçluluk ve utanma. Şunu çokça duyuyoruz. Hocam, ayağımdaki çoraptan utanıyorum. İçtiğim sudan utanıyorum. Suçluluk duyuyorum. Yemek yiyorum diye suçluluk duyuyorum. Evde çok güzel yemek yiyorum. Karnım doyuyor. Kendimden utanıyorum. O insanlar karnını doyuramıyorken ben nasıl bunu yapabiliyorum? Nasıl bu kadar kolay yemek yiyebiliyorum? Ben nasıl televizyonu açık izleyebiliyorum? Nasıl arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum? Nasıl eski hayatımı yaşamaya devam edebiliyorum gibi. Hepimizde yoğun bir suçluluk ve utanma hissi. Hatta dönüp kendi dertlerimize, sıkıntılarımıza bakıp ya aslında ben ne kadar da hayattaki küçük şeylere takılıyormuşum şeklinde bir utanma ve ardından neden ben bunu yapıyormuşum? Hayatta çok daha büyük dertler varken ben neden küçük dertlerimle dertleniyormuşum diye kendimizi suçlama durumu. Yine yoğun olarak gördüğümüz durum ki şu an ben bunları anlatırken okumaya bile yetişemediğim çok fazla yorumda hep arkadaşlar aynı şeylerden bahsediyorlar. Suçluluğu ve utanmayı ne kadar yoğun olarak yaşadığını arkadaşların yorumlarından da görebiliyoruz. Travmatize olduysak eğer yaşayacağımız duygulardan bir tanesi de öfke. Neden binaları sağlam yapmadılar? Neden bizi kandırdılar? Neden binalar deprem yönetmeliğine uygun diye ilan verdiler? Neden demirden, betondan bir şeylerden çaldılar, malzemeleri iyi yapmadılar? Neden denetlemediler? Neden yardımı geç getirdiler? Gibi neden, neden, neden bir sürü bir şeyleri sorgularken buluruz kendimizi ve öfkeleniriz. Öfke duygusunun da bu durumda yaşadığımız olağan duygulardan biri olduğunu ve çok normal, çok doğal bir duygu olduğunu söyleyebiliriz travma durumunda. Ve yine birkaç arkadaşın yazdığını gördüm. Hocam hiçbir şey hissetmiyorum diye, hiçbir şey hissedemiyorum, dondum, donup kaldım. Evet, zaman zaman da kendimizi o kadar hissiz hissedebiliriz ki hissizliğimizden dolayı bazen kendimizi suçlarız. Yani bu kadar büyük bir acı, insanlar can derdine düştüler, on binlerce insan öldü ve ben hiçbir şey hissedemiyorum. Hayattan koptum, donup kaldım. Niye böyle oldu diye şaşırdığımız olur. Hatta şaşkınlığın ötesinde kendimizi suçladığımız olur. Yani ben nasıl bir insanmışım, ben nasıl bir vicdansız insanmışım ki hiçbir şey hissedemiyorum bile dediğimiz durumlar olabilir. Arkadaşlar, hissizliğin de bu durumda gayet normal bir duygu olduğunu, zihnimizin travma sonrasında hissizliği de zaman zaman deneyimleyebileceğini, bunun da gayet ilk zamanlar için hissedilen sağlıklı duygulardan olduğunu biliyoruz. Evet. Travmatize olduğumuzda hissettiğimiz duygular genellikle bu şekilde. Peki, şimdi dolaylı da olsa travmatize olduk.
Ne yapalım hocam? Yani evet olduk, bu duyguları yaşıyoruz, bu davranışları gösteriyoruz, uyuyamıyoruz, yiyemiyoruz, günlük hayatımıza dönemiyoruz, kötü şeyler hissediyoruz. Ama ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Nasıl düzelecek? Ne zaman düzelecek? Ne yaparsak daha hızlı düzelir? Şimdi biraz aslında onlara bakalım. Yapabileceğimiz ilk iş arkadaşlar, deprem haberlerinden uzak durmak. Enkazdan yaraların çıkma görüntülerinden, o bizim canımızı acıtan işte yalnız kalan çocuklar, vücudunun uzuvlarını kaybetmiş insanların görüntüleri, onların cenazelerinin defnedilme görüntüleri, bunun gibi milyon tane görüntü maalesef haber sitelerinde, internette sürekli dolaşıyor ve bizim yapmamız gereken şey bunlardan uzak durmak ve zihnimizi bolca dinlendirmek. Biz bunlara ne kadar maruz kalırsak, biz bu görüntülere ne kadar maruz kalırsak, aslında kendimizi o kadar travmanın ortasına kendi ellerimizle atarız arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi, Maraş'ta olsaydık, Hatay'da olsaydık, Adıyaman'da olsaydık, elimizden bir şey gelmeyecekti. O an, o dakika oradaysak, o depremi, o afeti yaşamış olacaktık. Ama eğer yaşamadıysak, dolaylı olarak travmatize olmanın etkisini kendi kendimize arttırmanın anlamı yok. Ben eğer elime telefonu alır, akşama kadar deprem haberlerini, oradaki üzüntülü görüntüleri izlersem, beynim aynı bunları yaşamış gibi aynı hisleri hisseder. Oradaki insanlar nasıl sıkıntılar hissediyorlarsa her birini hisseder. Hatta orada yaşayan insan sadece yaşadığı şeyin duygusunu hisseder, ama ben onlarca insanın enkazdan çıkarılma anını izlersem, onlarca insanın evladını kaybetmiş olan insanın acısını izlersem, her birinin acısıyla travmatize olurum. İzlediğim her görüntü, gördüğüm her fotoğraf, duyduğum her ses, her biri beni tekrar tekrar travmatize eder. Öyleyse burada kendimizi biraz geriye çekmek, birazcık gündemden uzaklaşmak, zihnimizi biraz dinlendirmek, bedenimizi biraz dinlendirmek, buna hepimizin çokça ihtiyacı var günlük hayatımıza daha kolay dönebilmek için. Bunun dışında ne yapabiliriz? Günlük hayata kolay şekilde dönebilmek için bu travmatik olayın etkilerini zihnimizden ve bedenimizden atabilmemiz için bizim en çok yapabileceğimiz, en işimize yarayacak işlerden birisi diğer insanlarla ilişki kurmak. Yani arkadaşlarımızla, ailemizle, akrabalarımızla, tüm sosyal çevremizle ilişki kurmak, onlarla vakit geçirmek, onlarla sohbet etmek, onlarla bir şekilde sosyal faaliyetlerde bulunmak bizim için çok önemli. Ve bu dönemde daha önceden eğer gittiğiniz dernekler varsa, kulüpler varsa, gruplar varsa, üyesi olduğunuz her türlü aslında sosyal grup varsa, oraların tekrar içerisinde bulunuyor olmak bizim normalleşme yolunda en büyük kaynaklarımız olacak. Çünkü şunu biliyoruz ki bu tür durumlarda ne kadar fazla insanla iletişim kurar, ilişki kurar ve duygularımızı paylaşırsak, ne kadar fazla arkadaşımızla, sosyal çevremizle eskisi de olduğu gibi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edersek, beynimiz de bu süreci o kadar kolay şekilde atlatacak. Ve yine bizim için çok önemli olan bir şey arkadaşlar, sarılmak. Bir cenaze evine gittiğimizde herkes birbirine sarılır. Kötü bir şey yaşandığında herkes birbirine sarılır. Orada sarılmanın öylesine aslında mucizevi bir etkisi var ki, çok önemli bir yatıştırıcı bizim için sarılmak. Onun için samimi olduğumuz arkadaşlarımıza, ailemizden olan insanlara, annemize, babamıza, kardeşlerimize sarılmak aslında hepimizi karşılıklı olarak yatıştıracak bir şey. Şöyle düşünelim. Bir duygumuz var içimizde ve biz sarıldığımız zaman şu fizikteki bileşik kaplar teorisi var ya, bir sıvının diğer tarafa geçişi gibi, belki çok doğru mu söyledim bilemiyorum. Duygumuzun da bir kısmı karşı tarafa geçer arkadaşlar. Ve bizim sarıldığımız kişi bizi yatıştıracak
Eğer kapasitede, o ruhsal kapasitede birisi ise, sakin birisi ise, dingin birisi ise, bu olaylar karşısında travmatize olamadan kalmayı başarabilmiş birisi ise, biz o insanla vakit geçirdiğimizde, o insanla sohbet ettiğimizde, o insanın sadece yüzüne baktığımızda, göz teması kurduğumuzda ya da sarıldığımızda, bizim içimizdeki kötü hissettiğimiz duygular ona doğru akmaya başlar. Ve karşı taraftaki insan sakin, dingin, bunu yatıştırabilen bir insansa bu duyguların hepsini tolere eder ve ortada zaman içerisinde bu sıkıntılı duyguların kalmadığını görürüz. Ama tabii karşı taraftaki insan da bizim gibi gerçekten çok kaygılı, korkan, canı yanan, çok panik, çok tedirgin haldeyse biz içimizdeki duyguyu ona göndeririz. O içindeki duyguyu yatıştıramadığı için, sakin kalamadığı için, dingin kalamadığı için tekrar bize gönderir. Bu duygu karşılıklı olarak bir ona bir bize gider gelir. Bunun elbette çok fazla faydası olduğunu söyleyemeyiz ama özellikle sizi yatıştıracak, size sakin bulduğunuz, dingin bulduğunuz, böyle olaylar karşısında daha olgun kaldığını düşündüğünüz insanlarla iletişim kurmak, sarılmak çok önemli diyorum. Bu arada sohbet bölümünde tabii sürekli mesajlar geliyor ama hemen psikoloğa gitmek gerekir mi diye bir soru var. Onu görmüşken az önce cevapladım ama tekrar söyleyeyim. Bu bahsettiğimiz travmatize olma durumundaki duyguları ve davranışları yaşıyorsanız, bunların genellikle birkaç gün içerisinde, en geç bir ay gibi bir süre içerisinde ortadan kalkmasını bekleriz. Eğer ortadan kalkmıyorsa bu durumda elbette bir psikoloğa gitmekte fayda olabilir. Veya bugünden günlük hayatımızı artık yapamayacağımız durumdaysak, kendimizi gerçekten kötü hissediyorsak, günlük hayatımızı ciddi şekilde etkilemeye başlamışsa, ruh sağlığımızı gerçekten iyi hissetmiyorsak, o zaman kısa sürede de başvurmakta fayda olacaktır. Yine arkadaşlar, bu deprem sonrası günlük rutine alışabilmek için, günlük hayata daha kolay dönebilmek için, bu yaşadığımız sıkıntılı hisleri içimizden bir an önce atabilmek için deprem öncesindeki rutinimiz neyse o rutini yerine getirmeye çalışmak, aksatmadan yerine getirmeye çalışmak bizim için çok önemli. Normalde okula mı gidiyorduk? Okullar açılıyorsa okulumuza gideceğiz. İşe mi gidiyoruz? İşe gideceğiz. Spora mı gidiyorduk? Onu yapacağız. Yemek mi yapıyorduk her gün? Temizlik mi yapıyorduk? Odamızı mı topluyorduk? Kitap mı okuyorduk? Bunları aynı şekilde yapıyor olmamız önemli. Günlük rutinlerimizi yapmaya devam ettikçe aslında depremden etkilenen zihnimiz şunu anlayacak. Hayat eskiye dönüyor. Artık benim o kadar korkmamı, o kadar kaygılanmamı, o kadar endişelenmemi, o kadar sıkıntılı duygular hissetmemi gerektirecek şeyler artık yaşanmıyor. İşte görüyorum, beden her zamankini yapıyor, her zamanki gibi işe gidiyor, yemeğini yiyor, okuluna gidiyor, dersini çalışıyor, arkadaşlarıyla buluşuyor, sporunu yapıyor. Yani biz günlük rutinimizi yerine getirmeye başlarsak, beynimiz de rutin olan bizi deprem öncesinde hissettiğimiz o daha sakin, daha durgun duygu durumuna daha kolay yaklaşacaktır diyoruz. Ve düzenli ve sağlıklı olarak beslenmeye devam etmek yine çok önemli. Çünkü eğer beslenmiyorsak, yeterince beslenmiyorsak, beyin der ki bir sıkıntı var, bir şey var ve yemek yemiyor. İşler yolunda gitmiyor demek ki. Yani kötü bir şeyler var. Günlük rutininde olduğu gibi yemeklerini yemiyor. Demek ki kötü hissetmemi gerektirecek bir şey var. Aynı şekilde uyku düzenine uymuyor. Geceleri sabaha kadar uyumuyor. Demek ki kötü hissetmemi gerektirecek bir şeyler var gibi bir algıyla zihnimiz o sıkıntılı duyguları daha uzun süreler hissetmeye devam eder. Onun için düzenli olarak, sağlıklı olarak beslenmeye, her zamanki beslenme rutinimize dönmeye ve her zamanki uyku düzenimizde uyumaya ve uyanmaya çalışmak bizim için çok önemli. Yine özellikle bu dönemde yürüyüş yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Basit fiziksel egzersizler yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunları normalde yapmıyorsanız bile özellikle bugünlerde yürüyüş yapıyor olmak, basit fiziksel egzersizler yapıyor olmak bizim başa çıkma becerilerimizin gelişmesi açısından çok önemli.
Çünkü biliyoruz ki bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor. Biz fiziksel hareketler yaptığımız sırada beynimiz aslında düşünceleri ve duyguları daha kolay işlemliyor. Yani biz oturduğumuz yerde bir şeyi düşünmek, bir şeyi hissetmek, o sıkıntılı duyguları hissetmek yerine yürüyerek bir fiziksel hareket yaparak bunu yaparsak, yani düşündüğümüz ve hissettiğimiz anda aslında hareket edersek, bedenimizi çalıştırırsak, beynimiz bu sıkıntı verici konunun üstesinden daha kısa sürede gelebiliyor. Bu bizim için aslında çok önemli. Onun için yürüyüşleri, fiziksel olan egzersizleri yapmayı özellikle bu dönemde tavsiye ediyorum. Şunu da yapabiliriz. Yürüyüş yaparken açık havaya çıktığımızda özellikle deniz gibi, dağ gibi eğer imkan varsa şehrin ortasında bir yer bulabiliyorsanız kendinize bakabildiğimiz en uzak noktaya yani artık ufuk çizgisine bakıyor olmak hani şey deriz ya böyle mal mal bakmak yani sadece boş boş bakarız. Sadece ufku izleriz. Hiçbir şey düşünmeden sadece bakarız. Bu bizim beynimiz için çok ihtiyaç olan bir şey. Çünkü beynimiz şu an yoğun olarak yaşadığımız sıkıntılı duyguları ve yaşanan tüm süreci anlamlandırmaya çalışıyor. Oradaki duyguları da tolere etmeye, düzenlemeye çalışıyor. Biz eğer uzak bir noktaya gözlerimizi sabitler bir süre bakarsak beynimiz bu süreci daha hızlı yapacaktır. Bu işlemlemeyi, duyguları işlemlemeyi daha hızlı şekilde yapacaktır. Ve hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde aslında zor dönemlerden geçmişizdir. Kayıplarımız olmuştur, kazalar yaşamışızdır. Bir takım aklımıza gelen gelmeyen birçok zor durumun üstesinden gelebilmişizdir. Bugünlerde belki biraz bunları düşünmeye ihtiyaç var. Ben eskiden böyle bir şey yaşamıştım. O gün bunları yaşarken hayat bana ne kadar da kötüydü, ne kadar da zordu. Sanki hiç bu işin içinden çıkamayacakmışım gibiydi. Sanki bu duygulardan hiç kurtulamayacakmışım gibiydi. Sanki bir kez daha gülemeyecekmişim, hayatta bir daha mutlu olamayacakmışım gibiydi. Ama bakıyorum ki ben bunun üstesinden gelebilmişim, ben bunu başarabilmişim. Üstünden yıllar geçmiş. Hatta artık çok fazla aklıma bile gelmiyor diyebilmek bize şunu sağlar. Beynimize biz şunu söylemiş oluruz. Sen aslında daha önce yapabildin. Daha önce bunun üstesinden gelebildin. Zor olan şeylerin üstesinden gelebildin. Onun için sen cesaretli bir zihinsin. Sen bunu tekrar yapabilirsin şeklinde kendimizi, zihnimizi aslında cesaretlendirmiş oluruz. Bu şekilde kendimizi cesaretlendirmeye de ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliyorum. Ve bir taraftan da maddi imkanlarımız oldukça maddi olarak ve manevi olarak aynı şekilde depremden etkilenen insanlara yardım edin arkadaşlar. Depremden etkilenen insanların birçoğu farklı illere göç etmiş durumdalar. Bugün haberlerde 4 milyon insanın o bölgeyi terk ettiğini okudum. Eminim ki 81 ilimize birçok depremzede vatandaşımız, kardeşimiz yakınımıza gelecekler ve yardıma ihtiyaçları olacak. Ve aynı şekilde o deprem bölgesinde kalmaya devam eden insanlarımızın da yardıma ihtiyacı olacak maddi ve manevi olarak. Bizim yardım etmek elbette insani bir görevimiz. Bunu zaten yapıyor olmak önemli. Ama bir taraftan yardım ediyor olmanın psikolojik olan iyi oluşumuza da olumlu katkı sağladığını gösteriyor araştırmalar, çalışmalar. Yani biz başkasına yardım ettiğimizde belki bunu bir kredi kartıyla maddi olan parayı gönderiyor olarak yapmak bile yani hiç o depremzedenin elini tutmasak, yanında oturup ona bir yemek ikram edemesek bile maddi bir yardım ediyor olmanın bile aslında bizi daha iyi hissettirdiğine, psikolojik iyi oluşumuzu olumlu yönde etkilediğine dair bilimsel çalışmalar da var. Bu nedenle de hem insani görevimiz olduğu için hem de bir taraftan da kendimizi iyi hissettiriyor oluşundan da faydalanıyor olmak için
yardımseverlik yapmaya devam etmek önemli. Ve bu dönemde, şu günlerde kendinize şunu sorabilirsiniz. Ben ne yapmak istiyorum? Evet, canımız çok sıkkın, kötü şeyler hissediyoruz, kötü şeyler yaşıyoruz ama ne yapmak istiyorum? Bunu sorabiliriz. Ve muhakkak aklınıza bir şey gelir. Ben oturup kahve içmek istiyorum. Ben oturup müzik dinlemek istiyorum. Ben yatıp uyumak istiyorum. Ben arkadaşlarımla sohbet etmek istiyorum. Ben hiçbir şey yapmadan sadece dışarıyı izlemek istiyorum gibi bir sürü şey gelir aklımıza. Ve bunlar genellikle bizim beynimizin ihtiyacı olan, bedenimizin ihtiyacı olan şeylerdir, aklımıza gelen şeyler. Ve bugünlerde kendinize iyi geleceğini hissettiğiniz şeyleri yapmanız, tekrar rutininize dönmeniz açısından, günlük hayata tekrar adapte olabilmeniz açısından, o sıkıntılı hislerin üstesinden gelebiliyor olmanız açısından önemli. Ve günde birkaç defa nefes egzersizi yapılmasını özellikle öneriyorum. Çünkü nefes egzersizi yapıyor olmak bize şunu öğretecek. Ben nefesimi kontrol edebiliyorum. Şu an bizim davranışlarımızı kontrol edebiliyor olmamız çok mümkün değil. Yani eğer uyku problemi yaşıyorsak bunu kontrol edemiyoruz. Yeme problemi yaşıyorsak bunu kontrol edemiyoruz. Bedenimizde ağrı hissediyorsak, baş ağrısı hissediyorsak, uyuşma hissediyorsak bunu kontrol edemiyoruz. Ya da duygularımızı kontrol edemiyoruz. Ben kaygımı, korkumu, endişemi, hissizliğimi kontrol edip bugün onu ortadan kaldıramıyorum. Fakat ben bir şeyi kontrol edebilirim. En başta neyi kontrol edebilirim? Nefesimi kontrol edebilirim. Ben nefesimi kontrol edebilirsem eğer, zamanla duygularımı kontrol edebilecek noktaya gelebilirim. Düşüncelerimi kontrol edebilecek noktaya gelebilirim. Davranışlarımı kontrol edebilecek noktaya gelebilirim. Onun için bedenimi ve nefesimi kontrol edebildiğimi deneyimlemem bugünlerde çok önemli. Peki nefes egzersizlerini nasıl yapacağız? Oturacağız bir koltuğa, bir sandalyeye, arkamıza yaslanacağız. Nasıl rahat ediyorsak, belki hafif yatar pozisyonda, belki oturur pozisyonda, ellerimizi, kollarımızı, bütün vücudumuzu olabildiğince serbest bırakacağız. Hiç kaslarımızı kasmamaya çalışacağız. Ve nefesimizi 1, 2, 3, 4 gibi bir sürede alacağız. 1, 2, 3, 4 gibi bir sürede tutacağız. Ve yine en az bu kadar sürede de geri bırakacağız. Yani burada sayılar o kadar önemli değil. Burada önemli olan nefesimizi bizim kontrolümüzde alıyor olmamız, kendi kontrolümüzde nefesimizi tutuyor olmamız ve kendi kontrolümüzde nefesimizi bırakıyor olmamız. Şöyle yapılabilir. 1, 2 diyene kadar nefes almak, 3, 4 diyene kadar nefesimizi tutmak ve 5, 6, 7, 8 diyene kadar yavaş yavaş nefesimizi yavaş yavaş vermek. Yani 2 birimde nefes alıyoruz. 2 birim boyunca nefesimizi tutuyoruz ve 4 birim boyunca da nefesimizi yavaş yavaş veriyoruz. Biz bunu yaptığımızda, nefesimizi kontrol ettiğimizde zihnimiz aslında duygularımızı da kontrol edebileceğini anlayacak noktaya bir süre sonra gelecek. Bunu nefes egzersizlerini günde birkaç defa yapabilirsiniz. Ve internette bununla ilgili çokça videolar bulabilirsiniz nefes egzersizlerinin nasıl yapılabileceği ile alakalı. Bir defa oraya bakarak yaptığınızda çok kolay şekilde öğrenip bundan sonrası için kendi başınıza yapabilirsiniz. Ve nefes egzersizlerinden sonra da özellikle bedenimize kas gevşetme egzersizleri yapılmasını öneriyoruz. Bununla da ilgili yine internette çokça video var. Onları izleyip nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak görebilirsiniz ama ben kısaca anlatacağım. Yine oturduğumuz yerden öncelikle ayaklarımızdan başlayarak ayak bileklerimiz ve onun altında hissettiğimiz tüm kaslarımızı olabildiğince sıkıyoruz, 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 çok sıkıyoruz, çok sıkıyoruz ve yavaş yavaş gevşetiyoruz. Yavaş yavaş gevşetiyoruz. Daha sonra ayak bileğimizle dizlerimiz arasındaki tüm kas gruplarını
Olabildiğince sıkıyoruz, 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 sıkıyoruz. Olabildiğince çok sıkıyoruz. Ve sonra birkaç saniye sonra bırakıyoruz, gevşetiyoruz, gevşetiyoruz. Olabildiğince gevşetiyoruz ve o kasları tamamen gevşetmeye çalışıyoruz. Daha sonra dizlerle kalçamız arasındaki kaslar, kalçayla göğsümüz arasındaki kaslar, göğsümüzle omuzlar arasındaki kaslar şeklinde ayaktan başlayarak yukarıya doğru bunu yapıyoruz. Ve en son artık yüz kaslarımızı sıkıyoruz. Yüz kaslarımızla birlikte dilimizi damağımıza bastıracak şekilde, dilimizi yukarı doğru bastıracak şekilde tüm kuvvetimizle ittiriyoruz dilimizi ve yüzümüzdeki tüm kasları olabildiğince kasmaya çalışıyoruz ve yavaşça tekrar gevşetiyoruz. Bunu baştan ayak özür diliyorum ayaktan başa kadar aşağıdan yukarı kadar sırayla yaptıktan sonra bu kez bedenimizdeki bütün kasları yani ayak parmaklarımızdan saç tellerimize kadar kasabildiğimiz ne kadar kas varsa hepsini aynı anda kasıyoruz, sımsıkı kasıyoruz, kasabildiğimiz kadar kasıyoruz ve birkaç saniye bekleyip bu kez olabildiğince hepsini gevşetiyoruz, gevşetiyoruz ve vücudumuzu olabildiğince gevşetiyoruz. Bunu da aynı şekilde günde birkaç defa yapıyor olmak önemli arkadaşlar. Hem bedeninizde bir rahatlama hissedersiniz hem de bu bedeninizdeki rahatlamayla birlikte zihniniz aslında bedeninizi kontrol edebildiği gibi duygularınızı ve düşüncelerinizi de kontrol edebileceğini öğrenmiş olur. Çünkü biz nefesimizi kontrol edemeden, bedenimizi kontrol edemeden duygularımızı kontrol edemeyiz. Bir acil bir durumda, diyelim ki bir trafik kazası geçirmiş birisi, duygularını kontrol edemiyor, panik olmuş, korkmuş, üzülmüş, ağlıyor. Ne yaparız? Ellerini tutarız, yanaklarına dokunuruz. Sakin kalmasını sağlamak için sarılırız. Yani bedensel bir temasta bulunuruz. Yavaş nefes al deriz. Yani öncelikle nefesini kontrol ettiririz. Öncelikle onun bedenini kontrol ettirmeye çalışırız. Daha sonra onun duygularını ancak kontrol edebileceğini biliriz. Bizim de aslında bugünlerde ihtiyacımız olan şey bu. Şimdi toparlayacak olursak neler yapabileceğimizle ilgili işte görüntülerden uzak duralım dedik, dinlenelim dedik, sosyal ilişkileri daha fazla kullanalım dedik, insanlara ailemizden, arkadaşlarımızdan olan insanlara sarılalım dedik, rutinimizi devam ettirelim dedik, beslenmeye, uykuya devam olabildiğince dikkat edelim, önceki rutinimizdeki gibi beslenelim ve uyuyalım dedik. Fiziksel egzersizler yapalım, nefes egzersizleri yapalım, gevşeme egzersizleri yapalım dedik. Ve bakın arkadaşlar, hiçbiri zor şeyler değil. Hepsi gayet şu an yapabileceğimiz şeyler ve içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan çıkmak da aslında hiç de zor değil. Yeter ki buna inanalım. Biz evet şu ana kadar izlediklerimizle, gördüklerimizle ya da bizzat yaşadıklarımızda travmatize olmuş olabiliriz. Eğer deprem bölgesinde direkt olarak yaşadıysak, belki bir psikolojik destek almak iyi olabilir, sağlıklı olabilir. Eğer uzaktan bunlara şahit olarak travmatize olduysak da, az önce saydığımız bu işleri yaptığımızda aslında kendimizi travmadan yavaş yavaş uzaklaştırmış, içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan da çıkmış oluruz diyorum ve sözlerimi yavaş yavaş toparlıyorum. Arkadaşlar birkaç dakika soru alabiliriz. Sorular varsa yazabilirsiniz. Yukarıda çokça soru oldu biliyorum. Hepsini okuyabilmem sanıyorum soru şu an için yok. Arkadaşlar geçmiş olsun diyorum hepimize. Bugünleri hep birlikte millet olarak, toplum olarak atlatacağımıza eminim. Her sıkıntılı durumdan toplumca, milletçe üstesinden gelebildiğimiz gibi bunun da üstesinden gelebileceğimize eminim. İnşallah daha iyi günlerde, daha güzel konularla, daha mutlu günlerde tekrar görüşebilmek dileğiyle diyorum.